Herkese yeni bir videodan selam olsun arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Malum kış mevsiminin içerisindeyiz. Bazı bölgelerimizde yazdan kalma günler yaşanırken, daha yüksek ve karasal bölgelerimizde ise kış kendini hissettirmeye devam ediyor. Havaların soğuk olması, motosikleti günlük işe gidip gelmek için kullanan vatandaşlarımız için epey zor bir durum. Motosikleti günlük işleri için kullanan vatandaşlarımız, kışın motosikletlerini satıp kendilerini idare edebilecek bir araba almak istemektedirler. Geçtiğimiz yıllarda da kış gelmeden motosikletini satıp araba almış birçok motorcu görmeniz mümkündü. Fakat bu sene malum ikinci el piyasamızın yüksekliği sebebiyle motosikletini satıp alacak araba bulamayan kardeşlerimizin, abilerimizin sosyal medyada paylaşımlarına rastladım. Durum gerçekten üzücü ki bir zamanlar 7-8 bin liralara müşterisi bulunmayan araçlar bile şu an 2-3 kat değerlenmiş durumda. Malum birçok vatandaşımız arabası pahalanınca değerlendi zannediyor. Halbuki cebindeki paranın değeri azalıyor. Neyse, bu konu konuş bitmez. Ben de bu videomda malum ikinci el araç piyasasını ve malum satış sitesini esas alarak ülkemizde alınabilecek en düşük fiyatlı 10 tane araç modeli listeledim. Listemizde 25 yaşından küçük araçlar yer almaktadır. Bu araç listesi bir arabam olsun, ayağımı yerden kessin diyen, ucuz araç arayan vatandaşlarımız için uygun bir listedir. Hadi hemen lafı fazla uzatmadan 2021 Türkiye ekonomik şartlarında 20.000 TL'ye kadar alınabilecek otomobil listemize başlayalım. Son bir hatırlatma yapayım. Kanalımıza destek olmak için videomu beğenip düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanaldan çıkmadan abone de olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. İkinci el araç piyasamıza baktığımızda 20.000 TL'ye kadar 25 yaşından küçük 120 adet ilanla karşılaştık. Listemizin 10. sırasında Tofaş grubu araçlar yer almaktadır arkadaşlar. 20.000 TL'ye kadar 25 yaşından küçük 68 adet Tofaş ilanı yer almaktadır. Gördüğünüz gibi 20.000 TL'ye kadar 8 adet Tofaş Doğan yer almaktadır. Hemen bir tanesine bakalım. Şu güzel duruyor. 16.900 lira fiyat yazılmış. Evet, 95 model Tofaş Doğan arkadaşlar. Arabam olsun, ayağımı yerden kessin diyenler için uygun fiyatlı tercih edilebilecek bir araç. 20.000 TL'ye kadar 14 adet Kartal bulunmakta arkadaşlar. Tofaş Kartal. Tofaş serisinin en güçlü araçlarından. Hemen bir tanesine bakalım. Şimdi 95 model. Evet, muayenesi yokmuş aracın. Çekme belgeli satış yapılacak büyük ihtimalle. Hemen bir tane daha bakalım. Şuna bakalım. 97 model Kartal. 25 yaşından küçük araçlara bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu araçlara da gelip de değişen boya var mı diye sormak cidden biraz mantıksız olur. Bu araçta da boya var gibi gözüküyor. Zaten bu araçta boya vardır. Çok güzel gözüküyor. Boyası vardır. Evet arkadaşlar, 20.000 TL'ye kadar malum sitede 95 modelden yüksek 48 adet Şahin bulunmakta. Evet, Tofaş grubu bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi fazla Tofaş'ın üstünde durmayacağım diğer araçlara bakmak için. Evet arkadaşlar, listemizin 9. sırasında Lada Samara yer alıyor arkadaşlar. Yine 95 modelmiş, 300.000 km'de yazmış buraya satıcı. Lada Samara'da 20.000 liraya kadar alabileceğiniz, arabam olsun, ayağımı yerden kessin diyenler için tercih edilebilecek bir araçtır arkadaşlar. Parçasını tüm parçacılarda bulabilirsiniz. Listemizin 8. sırasında yine Lada Samara'ya benzeyen Skoda Favorit yer alıyor arkadaşlar. Çok az yakan bir araba arkadaşlar, Skoda Favorit. Ben de kullanma imkanım olmuştu. Bu araç da büyük ihtimalle boyalıdır. Boyası falan güzel duruyor. Temiz duruyor. Bu araçta arkadaşlar yine parçasını tüm parçacılarda bulabilirsiniz. Ben yalnız 20.000 TL'ye kadar bir tane rastladım şu an. 95 modelden yüksek. Siz araştırabilirsiniz. Yani 20.000 TL'ye kadar tercih edilebilecek, ayağımı yerden kessin diyenlerin, garibanların dostu bir araçtır arkadaşlar. Skoda Favorit. Evet, listemizin 7. sırasında arkadaşlar
Renault R9, yani Broadway arkadaşlar halk arasında. Renault R9 yer almaktadır. Broadway arkadaşlar. Yaklaşık 20.000 TL'ye kadar 95 modelden yüksek 12 adet R9 yer almaktadır. Hemen bir tanesine bakalım. Fiyatlar da maşallah 19. Hani 20.000 TL'ye kadar diyoruz da hep 19'un yukarısında yani. Ve 16.750'lik varmış. Temiz muayene 2022 yazmış. Adana plaka Malatya'dan. Evet. Adana'nın güneşinde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çürükler, paslanmalar mevcut. Tavanda da bu şekilde. Yani arkadaşlar, ülkemizin durumu bu şekilde. Yani ben daha ne anlatayım ki yani. Cidden üzülüyorum. Kazandığımız para hep aynı ama işte alım gücümüz günden güne düşmekte. Bir tane daha bakalım, R9. Bu deminkine göre biraz daha temiz duruyormuş. Garajda falan çekmiş ki. Garaj arabası diye mi acaba? 20.000 TL'ye kadar Renault R9 Broadway modeli değerlendirilebilir. Listemizin 6. sırasında Fiat Tempra yer alıyor arkadaşlar. 20.000 TL'ye kadar, tam 20.000 TL'de bu arada bir tane Tempra bulabildim. KM 175.000 büyük ihtimalle, 175 yazmış. Aracım 95 model Tempra S8A modelidir. Dolu paketidir. Üstünde güneş yanıkları olduğu için boyatmadım. Orijinal boyası üstündedir yazmış arkadaşlar. Bakalım fotoğraflarına. Evet, Tempra gerçekten güzel araba arkadaşlar. Daha çok böyle gençler falan tercih ediyor. Tabi bu arabayı alıp biraz böyle sağına soluna şu tamponları bilmem neyi boyatırsınız. Evet, üstündeki gerçekten güneş yanıkları mevcut. Evet, Fiat Tempra'da arkadaşlar 20.000 TL'ye kadar malum sitede 95 modelden yüksek bir tane bulabildim. Dediğim gibi 20.000 TL'ye kadar değerlendirebileceğiniz araçlar arasında yer almaktadır. Listemizin 5. sırasında arkadaşlar yine Fiat'tan Uno yer almaktadır. Uno 70S modeli, 95 model, 178.000 km'de. Aracımız 95 model, tutulan modelde demiş. 2022'ye kadar muayenesi vardır. Çelik jant, merkezi kilit özellikleri vardır. Kaportası düzgün, yarım hidrolik direksiyonludur demiş. Bakalım fotoğraflarına. Tamponun şurası açık, şurası kapalı. E olur arkadaşlar, ucuz araba alıyorsunuz. Yani bunlar tabi düzeltilecek yani. İçi de fena değilmiş yani. Ve baktığımızda ucuz etin yanisi. Ayağımı yerden kessin abi. Daha ne yapacağım? Evet, listemizin 4. sırasında Kia'nın Sepia modeli yer alıyor arkadaşlar. Bu araç da Türkiye pazarında pek tutulmamasına rağmen arkadaşlar çok dayanıklı ve az yakan bir araçtır. 97 modeli, 187.000 km'de. Aracın motoru ve yürürlüğü iyi, motor performansı iyi, yani araç trafikten çekme belgeli. Aracın sol kapı ve sol çamurluk kaputun bir kısmında ve sağ çamurlukta eksikler vardır. Sol aynası ve sol farı kırılmıştır demiş arkadaşlar. 21 Aralık'ta ilan verilmiş. 18.000 TL'den Trabzon'dan. Fotoğraflarına baktığımızda genel olarak araç diri duruyor ama fotoğraflarda tabi ufak tefek bakımları açıklamada yazılan yerlerin düzeltilmesi lazım. Dediğim gibi Türkiye pazarında pek tutulmamasına rağmen çok dayanıklı ve az yakan bir araçtır arkadaşlar. Kia'nın Sepia modeli, bilenler bilir. Siz de bu saydığım araçlarla ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Listemizin 3. sırasında arkadaşlar Lada Vega yer alıyor. 2000 modelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benzinli, 195.000 km'de. Sitede dediğim gibi 19.900 lira yazılmış. 20.000 TL'ye kadar bir tane ilan bulabildim. 2000 model Lada Vega, 1.5 16 valf aracımız, motor bakımından sıkıntısızdır. Hiç tüp görmemiştir. Ufak tefek boya masrafları vardır. Fiyat ona göre uygun tutulmuştur diye yazılmış arkadaşlar. 21 yaşındaki araç söz konusu. Fotoğraflarına baktığımızda evet, Edirne plakalı. Tabi boya masrafı vardır diye de belirtilmiş açıklama kısmında. 3-5 harcandıktan sonra eli yüzü düzgün bir araba haline getirilebilir arkadaşlar. Şurada kapı şeyleri yok. Listemizin 2. sırasında arkadaşlar Renault Europa, Renault 19 yer alıyor arkadaşlar. Clio'dan, Sembol'den önce Renault'un en çok tutulan arabası arkadaşlar. Yine şu an piyasada hızlı satılmakta bu araçlar. 97 modelmiş, 294.000 km'de. Fotoğrafta göründüğü gibi de motorunda problem yoktur. Muayenesi 2022'nin insan ayına kadardır demiş. Fiyat 22.20'ye düşürdü. Mesaj atın buradan, acil para ihtiyacından dolayı sattık arkadaşlar. İlanda daha verileli bir hafta olmuş. Eğer araç arayan varsa değerlendirebilir arkadaşlar. Bir tane daha Renault 19 bulmuştum arkadaşlar, ne var sitede. Bu da hatchback modeli.
95 model dizel, 186.300 kilometrede. Bunların dizeli nasıldır bilmiyorum ama bir bakalım fotoğrafa. Bu sanki az öncekinden daha temiz duruyor. Evet, hatchback. Ayağımı yerden kessin, bir arabam olsun diyenler için arkadaşlar, bence Türkiye şartlarında 20.000 TL'ye kadar alınabilecek güzel arabalardır arkadaşlar. Sunroof'u varmış aracın, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, 18.000 lira fiyat yazılmış. Ve bu araçlar 95 model, dediğim gibi 25-26 yaşındaki araçlar. Hani boya var mı, değişen var mı diye, ne bileyim yani, bence sorulması doğru değil diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, listemizin birinci sırasında arkadaşlar ilk gelen alır, fiyat düştü pazarlıksız, 1996 model Ford Escort yer alıyor arkadaşlar. 250.000 kilometrede, benzin LPG'li. Yaşı gereği bel altında muhtelif boyaları çıkar. Önemli bir kazası yok, dosta gider. Hangi şehirde olursanız olun, pazarlık için aramayın yazmış arkadaşlar. Evet, galeriden sattık. Aracımız arkadaşlar 90 kaç modeldi? 96 model Ford Escort. Dıştan çıkan araba, tamam boyalar olabilir, normaldir. Motoru biraz tozluymuş ama araba dıştan cidden temiz duruyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda diri duruyor yani. Ford Escort'lar da güzel arabadır arkadaşlar. Piyasada oldukça tutulmuştur. Bunu alırsın arkadaşlar, bir motor temizliği yaparsın, paspasları falan yenilersin. Olmadığı merakın varsa taban halısını falan söküp yenilersin. Uğraşırsın, ne dersin? Güzel bir araç haline getirirsin arkadaşlar. Cidden aracımız temiz duruyor. Bunun ilanı 25 Aralık'ta daha dün verilmiş arkadaşlar. Temiz araç. Cidden temiz araçmış. Şu an param olsa vallahi gider alırım yani. Listemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler de düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.